tatil deyince aklınıza ne geliyor? Yani hani şöyle emeklilere özellikle soruyorum. Hani ikramiye, bir ikramiye veriliyorsa eğer bunun en azından bir açığı kapatması gerekiyor. Normal aldığınız rutin maaşın dışında bir ikramiye verilir. Onunla da istediğiniz, gönlünüzden geçen, belki çok gerekli değil de hani kendi zevkinize göre yapacağınız bir şey, herhangi bir eylem. Emekliye verilen bayram ikramiyesi sadece 3.000 lira ve Cumhurbaşkanı çıktı bunu sanki bir lütufmuş gibi halkına duyurdu. E tabii hangi tarihte verileceğini de yine kendi duyurdu. Buyurun. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açlığa mahkum edilen emekliye bayram ikramiyesini 3.000 lira olarak açıklamıştı. Zaten ne zaman adaletle yapıyor ki? Ne zaman adaletle yapıyorsa onu söyle. Aldığı maaşla yaşam mücadelesi veren emekli 3.000 liralık bayram ikramiyesini sadaka diyerek tepki gösterdi. Biz 30 sene emek vermişiz. Bu devlete hizmet etmişiz. Bu devletin vergisini vermişiz. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Ama bu adam bize sadaka veriyor. Emekliye müjde gibi duyurulan 3.000 lira bayram ikramiyelerinin ödeme tarihini de partili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacağını duyurdu. Ya bizi kandırdı. Kandık yani, resmen kandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği emekli astsubaylar maaşlarının ve özlük haklarının düzeltilmesi için İstanbul Maltepe'de bir mitingde buluştu. Verilen sözlerin tutulmasını istediler. Emekli astsubaylar ve AKP iktidarına kırmızı kart gösterdiler. Milyar dolarlık uçaklara baktık ama keşke diyorum babam beni sanayiye verseydi, sanayide tamirci olsaydım şu anki durumumdan çok daha iyi olurdum. Yıllarca görev yaptık. Bu ayrımcılık. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği. Yıllarca şehir şehir dolaşarak görev yaptılar, gazi oldular, şehit oldular. Yıllarca canları pahasına ülke savunması için mücadele veren emekli astsubaylar şimdi yaşam mücadelesi veriyor. Seslerini duyurmak için sokağa çıkan emekli astsubaylar özlük haklarının verilmesi için Maltepe miting alanında eylem yaptı. Özlük haklarını arayan astsubaylar İzmir ve Ankara'nın ardından İstanbul'da bir araya geldi. Eğer verdiğiniz sözleri tutmayacaksanız en güzeli hiç söz vermeyiniz. 17 ila 25 bin lira arasında emekli maaşı alan astsubaylar maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi için verilen sözlerin tutulmasını istedi. Bu sorunların en büyük suçlusu şimdiye kadar gelmiş geçmiş genelkurmay başkanları ve şu anda da Milli Savunma Bakanı olan genelkurmay başkanlarıdır. Miting meydanlarında ses yükselten emekli astsubaylar yıllardır söz verdiği halde sözünü tutmayan AKP iktidarına da kırmızı kart gösterdi. Hakkımızı vermeyenlere kırmızı kart gösterdi. Agrobay işçileri yılmadan direniyorlar. Sırf tarım işçileri sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Agrobay işçilerinin direnişi 7 ayı aşkın süredir devam ediyor. Dilek Olay. İşçiler bu kez de Ankara'ya yürüme kararı aldı. İzmir'deki Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin direnişi aylardır sürüyor. İşçiler yerel seçimler öncesi İzmir Bergama'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı. Korkmayın, korkmayın! Yeneceğiz bunları! Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz direnişte 7. ayın geride kaldığını hatırlatarak hiçbir sonuç elde edemediklerini anlattı. Seçim üzeri bu meselenin çözülme imkanı var. Neden var? Biz bugüne kadar pek çok siyasiyle görüştük ve geldiğimiz gördüğümüz tablo bu işin çözülebilir olduğu yönünde. Yani bugün çözülebilir. Bugün çözülebilen şeyi biz bugün çözülmesini istiyoruz. Çözüm için kararlı olduklarını belirten Kocagöz tüm emekçileri ve köylüleri desteğe çağırdı. Biz bu çözümü almak için geliyoruz. Bergama'dan yürüyüşe başlayacağız. Biz kararlıyız. 7 gün, 10 gün, 15 gün kaç gün sürse de bu yola çıkacağız. Bu yolda yürüyeceğiz ve bu çözümü alacağız. Emekçiler kazanacak. Haklı olmayı, haklımızı ver.
Şimdi partili Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki %4,5 büyüdük. Ama nasıl oluyorsa İŞKUR'a göre bu büyüme istihdam artışına yansımıyor. Büyüme varsa istihdama yansımaması mümkün değil. İŞKUR sebepleri de tehdit başlığı altında vermiş ve özellikle dikkat çekmek istemiş. Diyor ki kaynaklar istihdam yaratmayan alanlara yönlendiriliyor. Göçmenler iş gücü piyasasında reel ücretleri düşürüyor ve kayıt dışı istihdamın da artmasına sebep oluyor. İyi de bu tehdit olarak sıralanan her şeyi hükümet yapıyor. İnsanların neden akıllarıyla dalga geçiriliyor? Yani kel başa şimşir tarak diye bir laf vardır ya. Senin gencin evde çürüyor. Aile babası parasızlıktan canına kıyıyor. Ama bir yandan da oy için doldurulan pakilerle, Suriyelilerle Türk milleti işini kaptırıyor. Adamlar reel ücretin yarısına tamam diyor çünkü. Bu ülkenin gerçek sahiplerine acaba ne önerecek hükümet yetkilileri? Sığınmacılar bize bu ülkeyi terk edeceksiniz diyebilecek kadar cesaret sahibi çünkü. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin hesaplamalarına göre işsizlik pandemi hariç tüm zamanların rekorunu kırarak 10,5 milyona ulaştı. Böylece Türkiye'deki işsiz sayısı başta İsveç ve Portekiz olmak üzere çok sayıda ülke nüfusunu da geride bıraktı. İşsizlik almış başını gidiyor yani. Verilen asgari ücret de bana göre çok yetersiz. Gerçekten yetersiz. Ekonomiye baktığımızda serbest piyasa zaten almış başını gidiyor. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomideki %4,5'luk büyümeyle övünürken Türkiye İş Kurumu'na göre bu ekonomik büyüme beklenen istihdam artışına yansımadı. Türkiye İş Kurumu'nun gelecek 4 yıla ilişkin hedeflerinin yer aldığı 2024-2028 stratejik planında dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Planın ekonomik analiz bölümünde ekonomik büyümenin beklenen istihdam artışını yaratmaması tespitine yer verildi. Bu tespit tehdit başlığı altında verilirken kaynakların istihdam yaratmayan alanlara yönlendirildiğine dikkat çekildi. Geleceğe kaygısı yaşıyorum da şimdi okul okuyarak bir yere varamıyoruz. Yani bir mesleğe atılmaya çalışıyoruz. Yani ne bileyim berber olur, mobilya sektörü olur, başka bir sektör olur. Göçmenlerin iş gücü piyasasında reel ücretleri düşürdüğü ve kayıt dışı istihdamın artmasına neden olduğu da belirtildi. Gençlerin ufku kapandı. Kendilerine yurt dışında yer bulsunlar. Başka çaresi yok. Bu ülke battı zaten. Asgari ücret altında yaşayan bir insanın düşünceleri ne olabilir? Hep isyan eder. Afetler sonucu ortaya çıkan iç göçün iş gücü piyasasını da etkilediği belirtilirken tarım sektöründeki üretim ve iş gücü kaybına da dikkat çekildi. Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar fazla insan yardıma muhtaç hale gelmemişti. Bakın 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 4.989.456 hane. Biz bunu tam vermek zorundayız ama 5 milyon gibi düşünün. Ve 19.957.824 kişi, 20 milyon kişi sosyal yardımdan yararlanıyor. 20 milyon insan yani ülke nüfusunun 1/4 demek oluyor. Yoksulluk günden güne artıyor, acı tablo verilere yansıyor. 10 lira 15 lira birden zam ya. Pazar diyor marketten de beter. Çuvalla götürenler götürüyor ya. Emekli tabisi mi talamıyor ya? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Raporla yoksulluğun boyutu da ortaya çıktı. Sosyal yardım alan kişi sayısında patlama oldu. Rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. 10 lira şunun tanesi. Görüyor musun? Emekliyim ben. O saraydakiler biraz azalsın da iki tane armut alayım ben. 2018'de sosyal yardımlara 43 milyar lira ödenmişti. 2023'te ise bu tutar 305,9 milyar TL'ye yükseldi. 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 4.989.456 hane yani 19.957.824 kişi sosyal yardımdan yararlanıyor. Böylelikle ülke nüfusunun 1/4'ünün sosyal yardımlarla ayakta durabildiği ortaya çıkıyor. Geçen hafta yufka aldım 70 lira, bugün 90 lira. Yurttaşın elektrik, doğalgaz ve kömür gibi ihtiyaçlarını ancak sosyal yardımlarla karşılayabildiğini gözler önüne seren veriler de raporda yer aldı. Elektrik için 4.378.839 haneye, yakacak içinse 2.066.649 haneye destek verildi.
Bu ülkenin her tarafından, tüm topraklarından bereket fışkırıyordu bir zamanlar. Niye şimdi rahat rahat herkes meyvesini, sebzesini tüketemiyor? İşte bu yüzden. Dışa bağımlı hale geldik ve maalesef gittikçe de artıyor bu durum. Gelin detayları birlikte izleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu verileri bile AKP iktidarının her seçim döneminde yaptığı yerli ve milli vurgusunun tam tersi.